Evet, birinci soru Gx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir denmiş. Gx eşittir m artı 1 x kare artı 4 x artı m artı n artı 3 olduğuna göre m çarpı n çarpı kaçtır? Var mı yapmak isteyen soruyu? Hocam ben yapabilirim. Söyle canım. Hocam şimdi orijine göre simetrik olması tek fonksiyon olduğu anlamına geliyor. Yazalım bir dakika. Evet, tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetrik demiştik. Tamam, onu anladık. Sonra Ve üssünün çift olmaması gerekiyor. Bu yüzden m artı 1'i sıfıra eşitleyip yok etmemiz gerekiyor. bir saniye bekleteceğim seni. İncelediğimiz zaman burada bir, iki, aslında üç tane terim var değil mi? Öyle söyleyelim. Üç terim Evet. var. Birincisi x kareli terim. İkincisi x'li terim. X üzeri bir. Diğeri sabit terim. Şimdi diyorsun ki x kare bulunmayacaktı. Doğru diyorsun. O zaman m artı 1'i sıfıra eşit diyoruz. M eksi 1 buluyor. Hem de evet. Sonra Daha sonra 4x zaten x üzeri 1 olduğu için bu tek, buna bir işlem uygulamıyoruz. bununla bir sıkıntımız yok diyorsun. Tamam. Evet. M artı n artı 3 de sabit sayı olduğu için x üzeri 0'dan burayı da 0'a eşitlememiz gerekiyor yine. Peki bu çift dereceli değil mi bu? Neden derecesi kaçtı bunun peki? X üzeri 0 oluyor. Doğru. Sabit terimin yanında aslında x üzeri 0 gibi algılayacağımızı söylemiştim. O yüzden sabit terim derecesi çift sayılıyor. 0 çift sayı olduğu için. Bu da gitmek zorunda. M'e de eksi 1 koyarsak n kaç oluyor o zaman? Eksi 2 oluyor. Eksi 2 oluyor. Güzel. N eksi 2 bulduk. M'e eksi 1 bulduk. Çarparsak 2 mi? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun Azra. Önemli değil hocam. Güzel. Şimdi ikinci soruya geldik bu zaman. Fx fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrikmiş. F2 nedir demiş. Başka var mı yapmak isteyen? Y eksenine göre simetrikmiş. İsterseniz bunu da ben yapayım. Heh, Öğretmenim, söyleyebilir söyle. miyim? Söyle. Şimdi Cevap. Hı. eğer y eksenine göre simetrikse bu bir çift fonksiyondur. Ve çift fonksiyonda içine eksi koyduğumuzda o eksiği yutar, eksi Yani. kaybolur. Burada da Hı. 2f eksi x de koymuş fakat bu 2fx olacak aslında. Bekleteceğim bir saniye. Yani şunu diyorsun. Tanım şuydu zaten. F eksi x demiştik. F x'e eşit olduğunda çift fonksiyon olur demiştik. Değil mi? Tanım buydu. Diyorsun ki o zaman f eksi x'in yerine f x alabiliriz. Eşitler değil mi bunlar? Onu demek istiyorsun. O zaman soru şu hale geliyor. 2 f x 2 f x artı mıydı o? Artı değil mi? Artı f x Eksi hocam. eksi miydi o? Üstünü çizmişim ben ama. Evet, eksiymiş, doğru diyorsun. Eksi. Fx eşittir. X kare artı 4. Buradan da fx'i ne bulduk? X kare artı 4 mu çıkıyor o zaman? Fx. Değil mi? Evet. Sonuç ne şimdi peki? F2'yi sormuş. Şimdi Hı. 2'yi koyabiliriz yerine formülünü bulduğumuz Koyalım. için 2'nin karesi denklemini. 4. 4 daha 8 mi o zaman? Evet. Teşekkür ederim Ceren. Aferin. Doğru. Yani tanımı kullandık burada. Şimdi tabii burada deminki soru gibi tam değil şey ama yapısı. Burada da tanımı kullandık. Yani çift fonksiyonda f eksi x dedik. F eksi eşit olur. Tekte ise f eksi x eşittir eksi f eksi olur. Tanımlar bunlar. Bu tek fonksiyon için en son yazdım. Diğeri çift fonksiyon. Bunu düşünerek tabii önce nereden başladık? Y eksenine göre simetrik olduğu için çift fonksiyondur. Çift fonksiyonsa f(x) f(x)'tir. Böylece 2f(x) eksi f(x)'e gittiği için direkt buradan fonksiyonun kuralına ulaştık. X kare artı 4 olduğunu gördük. 2'yi de koyunca cevabı 8 buluyoruz. Üçüncü soru neymiş bir bakalım. Biraz küçültmem gerekecek. 3 tane grafik vermiş burada. Demiş ki yukarıda grafiğe verilen fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyondur demiş. Var mı yapacak olan? Hocam yapacak biri yoksa başka ben Hadi yapabilirim sen yine. yap bu sefer de. Tamam. Hı. Azra. Şimdi ilk şeklimiz y eksenine göre simetrik. Yani çift fonksiyon oluyor. Ayrıca zaten x kare Zaten fonksiyonun grafiği. doğru. Yani sayılara bakınca da söyleyebiliriz aslında. X kare yani parabol zaten oldu belli.
ve de simetrik olduğunu da gördük. Çünkü değerlere de bakmak lazım tabii. Eksi 1'e 1 olmuş, 1'e 1 olmuş. Yani simetrik oldu buradan. Bu çift o zaman. Güzel. Y eksenine göre simetrikti çünkü. İkincisi? İkincisi orijine göre simetrik, yani Doğru. Şu noktaya simetrik göre. yani tek olacak, ayrıca x küp fonksiyonu. Direkt x küp olduğunu söyleyebilir miyiz? Bilmiyorum ama 1, 1 vermiş gerçi Öyle değil ama mi? eksi 1, eksi 1. Öyle gözüküyor, evet. Yani iki tane noktadan çok kestiremedim ama doğru diyorsun. Ona benziyor aynen. Evet. X küp diyebiliriz. Onun gibi çünkü. Tek fonksiyon. Tamam. Üçüncüsü. Diğeri de yine çift fonksiyon, çünkü y eksenine göre simetrik. Peki bunun kuralı ne? Kaç Bu eşittir? sabit fonksiyon, bu değil mi? Evet. Kaç eşittir? 5 yani. Ha, Bu. evet. Sabit terim var sadece. Zaten sabit terimle derecesi çift olduğunu biliyoruz, değil mi? Oradan da Evet. söyleyebilirim. Grafikten de yorumlayabiliriz. Zaten dediğim gibi y ekseni boyunca katlarsak zaten bunlar simetrik oluyor. Aynen, güzel. O zaman 1 1 ve ve 3 3. çift. Evet, 1 ve 3 çift. Yani Edirne. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür Güzel. ederim. Şey yaptık. Güzel. Evet. Dördüncü soruyu büyütelim birazcık. Uygun koşullarda demiş, tanımlı f ve g fonksiyonları için, yani tanımlamasını falan vermemiş, uygun şartları demiş, sağlıyor demiş. Tamam, neyse. G3 5 demiş. Gx artı 2, 2x çarpı fx artı 1 eksi eşitleri veriliyor. Tamam. Fx fonksiyonunun grafiği, fx'in grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre f eksi 2 nedir demişler. F eksi 2 kaç olur? Var mı yapacak olan? Hocam söyleyebilirim. Söyle. Şimdi G3'ü 5 olarak vermiş. O zaman eğer x yerine 1 olarak koyarsam daha rahat yapacağımdır Doğru yani, diyorsun ki o yüzden. galiba. Yani şu önce verilenlere bir bakalım, değil mi? Şu f-2 en son hallederiz sanki, zaten ayarlanmıştır o. G3'ün 5 olmasını kullanmak adına diyorsun. X'e 1 vermek lazım. Onu diyorsun, değil mi? Evet. 1 verdim x yerine. O zaman bu ikinci denklem ne oldu şu an? G3 oldu. Karşı taraf 2 kere 1, 2 oldu. F2 oldu. F2 oldu. Eşittir. Şey, eksi 1 oldu. Yani buradan F2 bulabilirim galiba. G3'e de 5 koyarsam. 2F2 eksi 1 dersem. Ben yapıyorum burasını ama. 6 eşittir 2F2'den. Yani F2'yi 3 bulduk. Sonra... Eğer f2 3 ise f-2 de -3'tür. Tabii şeyi sen söylemedin bize ama anladın gerçi sen onu, ama orijine göre simetrik olduğu için dedik ki tek fonksiyon, değil mi? Önce onu söylemek gerekiyor tabii. Evet. Anlamışsın zaten de. Buna göre tek fonksiyon olduğunu anladık. Tek fonksiyon ise o zaman f-x'in eksi f(x) olması lazım kurala göre. Yani f-2'nin de o zaman değer olarak f-2'nin de eksi f(2) eşit olması lazım. f(2)'yi bulduğumuza göre önüne eksi koyarak cevabı -3 olarak buluruz. Teşekkür ederim. Pardon. Geldik 5. soruya. Şimdi şıkları açacağım da şimdi oradan bakalım önce. Demiş ki fx fonksiyonunun bir parçasında grafiği verilmiş, bu bir parçasıymış. Tamam. Gerçel sayılar kümesinde çift fonksiyonmuş. Çift fonksiyon olduğuna göre diğer parçasının grafiği hangisi olabilir? Ne diyeceğiz peki şimdi? Çift fonksiyonsa ne diyeceğiz? Y eksenine göre simetrik olması lazım şey. Yani bunun bu tarafa doğru aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Şıklara bakalım. Yani burası da tabii eksi 1'e gelmesi gerekiyor. Onu da yazalım. Şurası eksi 1'e gelecek. Sanırım A şıkkı oluyor, değil mi? Evet. A şıkkı. Y eksenine göre simetri almamız gerekiyor. Onu da ben yaptım. Geldik arka tarafa. Şimdi diyor ki 6. ve 7. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırın. Neymiş aşağıdaki bilgi? Fx'in grafiği buymuş. Böyle bir parabol vermiş. Tepe noktası 1'e 3 olan, y ekseni 2'de kesen, böyle bir kolları aşağı olan parabol. Şimdi diyor ki bu fx'in grafiğiymiş. Diyor ki fx artı 1'in grafiği ne olabilir? Var mı yapacak olan? Yani elimizdeki grafiğe bakarak bunu çizmeye çalışacağız.
az önce anlattım işte geçen dersin başında da anlattım tekrar. Dün de anlatmıştık yani. Hocam Hı. söyleyebilirim. Söyle. Şimdi fx'e eğer bir ekliyorsa dışarıdan, yani aslında y'sini bir birim yukarı taşıyor demektir. Hı. O Yani yüzden hı. Evet. bir sabit kalacak ama tepe noktası 4 olacak. Yani şunu X diyorsun. eksenini kestiği noktada 3. Bir birim yukarı söyleyeceğiz yani. Onu diyorsun değil mi? Bir birim yukarı söylenecek. Evet. Doğru. Teşekkür ederiz. Gene açıklarsak dediğin gibi aslında yani fx artı 1 demek aslında aynı girdi de ama açıklar 1 büyüyor demek. Otomatikman bu paraboli oluşturan noktaların her birini birer birim yukarı ötelemiş olacağız. Otomatikman grafikte bir birim yukarı ötelenecek. Yani grafik boyutsa şu grafik ne olacak? Sağa sola oynamadan tabii değil mi? Sağa sola oynamadan bir birim böyle yukarıya ötelenecek. Otomatikman o iki noktası nereye gelecek? Tepe noktası dediğimiz gibi 1'e 4'e gelecek. Şu oluyor galiba değil mi? B şık oluyor galiba. Tepe noktası 1'e 4'e gelecek. X ekseni 2'de keserken şu an 3'te kesecek yukarı ötelediğimiz zaman. Yani şu buradaki şekil. Yani kısacası grafiği bir birim yukarı öteliyoruz bu şekilde. Sağa sola oynatma yok. Teşekkür ettik arkadaşımıza. Geldik 7. soruya. Aynı grafik gene demiş. Grafik gene aynı. Fx eksi 2 demiş. Hocam Heh, yapabilir mi, söyle. yapacak Onu da yoksa? adına söylesin. Heh. Hocam yine fx'in dışında eksi 2 olduğu için y ekseninde 2 birim aşağı gitmemiz Aşağı. gerekiyor. Tepe noktası nereye gelecek? Evet. 3'tü 1 olacak. 2 Biri aşağı gideceğiz. 1'e Evet. geldik değil mi? 1'e 1 noktasına Evet. geldik. Burada yok mesela değil mi? Şunda sağ şıkkı bırakın direkt kaydedin. Aa. Peki şey nereye gelecek? Ona gene bakalım da ya başka şey kalmadı da. 2 noktası nereye gelecek o zaman? Sıfıra mı gelecek? Doğru. Evet hocam. Sıfırına gelecek. Zaten başka uygun şık kalmadı zaten de. Teşekkür ederiz. Bu. Yani her nokta 2 birim aşağı taşındığı zaman grafikte komple aşağıya tabii sağa sola oynatmadan dümdüz aşağıya 2 birim kaydırmış, ötelemiş olacağız. Geldik 8. soruya. Fx eşittir x kare artı 2x eksi 1 fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca 2 birim yukarı ötelendiğinde gx fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. Buna göre gx fonksiyonun başka hangisidir? Yani grafikte denklemini sormuş. Y ekseni boyunca 2 birim yukarı öteliyormuşuz. Yani fx artı 2'yi mi soruyor bize? Y eşittir. Fx artı 2 olacak. Yani fx fonksiyonunun çıktısına 2 ekleyeceğiz. Yani formülünü 2 ekleyeceğiz. İşte buraya 2 eklenecek dedik. Fx'i 2 ekleyeceğiz. Yani x kare artı 2x artı 1 olacak. C şıkkı. Çünkü fx'in 2 birim yukarı ötelenmesi demek yeni oluşan fonksiyon y ise bu. Hadi gx demiş neyse ama y'ye gidiyoruz ama. Düzelteyim gx diyeyim. Yani gx fonksiyonumuz fx'e 2 eklenmesiyle elde ediliyormuş. O yüzden direkt kuralına yapacağız. 2 işte ekleyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Başka soru var mı? Altta? 9 varmış. Fx eşittir. X artı 2'nin karesi fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim öteleniyor. Y ekseni boyunca negatif yön demek. Yani aşağı doğru 3 birim öteleniyor. O zaman da ne yapacağız? 3 çıkartacağız yani. Yani fx eksi 3'ü bulacağız. Yani bundan 3 çıkartacağız. Tabii açmak lazım şık görmek için. X kare artı 4x artı 4 geliyor. 3 çıkarınca da artı 1 kalıyor. Yani Denizli. Geçtik. Arka ikinci sayfaya. İkinci testte pardon. Evet. Fx eşittir x artı 1'in karesi fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca yani yatayda pozitif yönde 2 birim ötelendiğinde hangi denk grafik elde edilir? Hangi denklem daha doğrusu? Var mı yapacak olan? 2 Hocam ben birim yapabilirim. yumruk yapsın hadi bakalım. Gel bakalım hadi. Heh. Ne yapacağız? Hocam x ekseninde pozitif yönde ilerlemesi için bu sefer eksi oluyor, artı değil. Evet. Önce bunu açacağız. Açma değil ama önce.
Öyle mi diyorsun? Açmadan önce mi şey Öyle mi yapacağız? diyorsun? X kare artı 2x Hayır. artı Bak. 1 olacak. Açmayacağız ama onun için. Bak, dur. Şimdi nereden 2 çıkaracağız onu anlamadım ben. 2 birim pozitif yönü ötelemek Özür için. dilerim. Bir dakika. Çok özür dilerim. Açtıktan sonra ne yapacaktım? Ben yanlış yönlendiriyorum. Açacaktım. Tamam açalım bak bir. Açacağız. Hı. Şöyle tamam. 2 çıkaracağız. Nereden? Buradan mı? Evet buradan. Ama o zaman şey oluyor. Y ekseni boyunca türemiş oluyorsun ama. X ekseni boyunca diyor burada. Seni yaptı. Deminkiler gibi oldu. Yani yukarı aşağı ötelemek oldu. Bir tane sağa sola öteleme vardı ya şöyle demiştik. Bir fx fonksiyonu varsa ve bunu 2 birim sağa mı götüreceğiz? O zaman fx Evet. olur demiştik. Yani fonksiyonun iç kısmından yani x'inden kendisinden değil de bağımsız Açmadan değişkenini yapacağız çıkarmak lazım. burada. İşte o yüzden açmadan önce bunu yapacaksın. Yani x yerine ne koyacaksın? X eksi 2 koyacaksın. Anlatabiliyor muyum? Anladım hocam. Sağa 2 giderken x'ten 2 çıkartacağız. Sola 2 giderken x'e 2 ekleyeceğiz. Ama fonksiyona değil, x'e. Tamam mı? O zaman Anladım hocam. sıkıntı yok. Teşekkür ederim geldi. Yani x yerine x eksi 2 koyacağız. O zaman da yani son açacağız. O yüzden dedim ya. X eksi 2'yi 1 eklersek x eksi 1 olur. Yani x eksi 1'in karesi olacak. Yeni fonksiyon. Açarsak da a şık oluyor galiba. Değil mi? Bu oluyor. Teşekkür ederim Yunus. Sıkıntı yok. Şimdi fx eşittir x eksi 1'in karesi artı 2 fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca 3 birim sola yani negatif yöne 3 birim sola ötelendiğinde demiş. Gx elde ediliyor. Gx fonksiyonunu hangisidir? Yunus yap bakalım adamlıysan. Hocam bu sefer açmadan yapacağız. Direkt x'e 3 birim yapacağız. Ekleyeceğiz miyiz, çıkaracak mıyız? Hocam sola diyor. Tamam. Sola dediği için burada pardon hocam. Şey yapacağız. Ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz. Aslında ters gibi. Yani eksi tarafı giderken topluyoruz. Artı tarafı giderken çıkarıyoruz. Böyle bir zıtlık var. Yani o şekilde aklınızı tutabilirseniz. Yani anlattığım nedenlerinde ama kafamız çok kalmıyor. Yani bir yerden düşünemeyi biliyorsunuz. Yani sağa sola giderken artı yöne giderken eksi yapacağız. Eksi yöne giderken artı yapacağız. O zaman x artı 3 koyacağız x yerine. O zaman x artı 2'nin karesi oluyor parantez. Doğru mu? Peki bunu da açarsak ne olur? Hangi şık olur? Söyle bakalım. Dört. Pardon hocam mikrofonu açmayı unutmuşum bir anlık. Ha, ben dediğim ses gelmiyor. X kare Artı 4x 4x artı 6. artı. Yani artı 4 artı 2 artı 6 bolu. Yani bol. Teşekkür ederim. Tamam değil mi Ben şimdi? teşekkür ederim hocam. Sıkıntı Evet yok. hocam evet anladım. Demin küçük bir hata yapmışım karıştırmışım. Önemli değil. Öğrendikten sonra sıkıntı yok. Fonksiyonun grafiğinin demiş x ekseni boyunca bir birim sola, iki birim de yukarı demiş. Yani bu sefer ikisini birden yapacağız. Hem yukarı öteleyeceğiz hem sağ. Tabii sırayla yapacağız önce burada. Önce x ekseni boyunca, gerçi aynı anda yapabiliriz de, x ekseni boyunca bir birim sola öteliyormuş. Yani negatif yöne ötelecekmişiz. Sonra da iki birim yukarı ötelecekmişiz. Nasıl yapacağız peki şimdi? Var mı yapacak olan? Şimdi bir birim sola dediğimiz için önce x'ten x'e 1 ekleyeceğiz. Sola demek yani negatif yön. Bir kere de x'in yerine ne yazacağız? X artı 1 yazacağız. Bu sola ötelemek. Başka sonra 2 birim de yukarı ötelemek için sadece fonksiyona 2 ekleyeceğiz. Yani direkt dışına 2 ekleyeceğiz. Şuraya da 2 ekleyeceğiz. O zaman oluşan şey eksi x artı 2'nin karesi artı 7 gibi bir şey çıkıyor. Bunu da açarsanız x kare eksi x kare oldu. 4x eksi 4x oldu. Artı 4 eksi 4 oldu. X'ten dolayı. Bir de 7 var. 3 yaptı. Eksi x kare eksi 4x artı 3 yani denizde oluyor. Bu sefer hem sola götürdük grafiği hem de yukarı ötelemiş olduk. Geldik 4. soruya. Fx eşittir x kare artı 6x artı 5 fonksiyonun grafiği önce x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim ötelendikten sonra y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim öteleniyor. Hangisine ait olabilir? Neden olabilir demiş onu anlamadım.
Tek cevap çıkmıyor mu ki? Hangisine ait olabilir demiş. Şimdi x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim ötelemek, sağa gitmek. Yani o zaman çıkarıyorum. Yani x yerine ne yazacağız? Bir kere x'in yerine x eksi 1 yazacağız. X yerine bunu yazacağız. Sonra da y ekseni boyunca da negatif yönde 2 birim. Yani en son da 2 çıkartacağız. Yani oluşan grafik şu olacak. X gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. X eksi 1'in karesi artı 6 çarpı x eksi 1 artı 5 yaptım. En sonunda 2 birim negatif yön dediğine göre aşağı. 2'yi çıkartacağız bundan da tekrar. Bir 2 çıkartacağız. O zaman bunu açtığımızda x kare geliyor bir kere. Şuradan eksi 2x geliyor ama bir de ortadan 6x geliyor. Toplamda 4x yapıyor. Sabitler de buradan artı 1 geliyor. Buradan eksi 6 geliyor. Ne oldu? Eksi 5. 5'ler gitti. Eksi 2 çıkıyor galiba. X kare artı 4x eksi 2. Ben yanlış yerlerden takıldım. Hangisine ait olabilir demiş. Tek cevap çıkmıyor mu ki burada? Neyse. M ve N sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere. Gerçek sayılar kümesi tanımlı f(x) eşittir mx² artı nx artı 2 fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim ötelendiğinde bir çift fonksiyonun grafiği elde ediliyormuş. M ile N arasındaki bağıntı ne olabilir demiş. Var mı yapmak isteyen? Ben mi yapayım gene? X ekseni boyunca negatif yönde 2 birim. Yani sola 2 birim. O zaman 2 ekliyoruz. Yani x gördüğümüz yere x artı 2 yazmalıyız öncelikle. Yazalım bakalım önce biz bunu da. O zaman m çarpı x artı 2'nin karesi artı n çarpı x artı 2 artı 2. Açarsak mx kare kare artı 4 mx 4 mx artı 4 m artı nx artı 2 m artı 2. Toparlarsak bir tane x kare var, bir tane mx kare var, tamam. Sonra x'lere bakarsak 4 mx burada var. Nx burada var. O zaman artı x parantezine alırsak bunları da 4m artı n diyebiliriz. Sabitleri de bir parantez içine alıp yazalım. 4m 2n 2. 4m artı 2n ve artı 2. Yeni oluşan fonksiyon bu. Şimdi diyor ki çift fonksiyon elde ediliyor. Dedik ki bunun çift olabilmesi için bun kalabilir, sıkıntı yok. Bunun gitmesi lazım çünkü x üssü bir tek dereceli terim. Bu sabit kalabilir. O zaman ortadaki terimin gitmesi için 4m artı n'in 0 olması lazım. Yani şey yap. Bu şekilde bulduk. Altıncı sorumuz. Fx fonksiyonun grafiği a birim sağa, b birim aşağı ötelenerek gx eşittir x kare eksi 2x artı 2 fonksiyonun grafiği elde ediliyor. Mutlak a artı mutlak b toplamı kaçtır demiş. Şimdi tabii neden mutlak a? Çünkü a diyor ama gerçi a birim b birim neden mutlak a pozitif almayacak mıyız zaten? A birim deyince birim zaten artı olur. B birim aşağı demiş zaten. Neyse. A birim sağ dersek o zaman a çıkartacağız x'ten. Yani x eksi a'nın karesi x eksi a'nın karesi artı 2 çarpı x eksi a artı 5. A birim sağ. Tabii a'yı pozitif kabul ettim burada şu an ama böyle fark etmiyor. 5. B birim de aşağı dediği için B çıkartacağım fonksiyondan sonra B çıkartacağım dış kısmından. İşte bu da şuna eşdeğer olacakmış. O zaman bunu bir açalım biz. X kare
eksi 2ax artı a kare artı 2x eksi 2a artı 5 eksi b. Şimdi buradan eşdeğerlere bakarsak zaten x kare x kare bunda sıkıntı yok, bunlar tamam. Okey. X'lere bakarsan burada bir eksi 2ax var ve burada 2x var. Yani 2 eksi 2a'nın eksi 2 olması lazım. 2 ve eksi 2a'nın toplamının ne olması lazım dedik? 2 olması lazım. A buradan o zaman ne çıkıyor? 0 çıkıyor pardon. 2 eksi 2a değil mi? Yok, a 0 çıkıyor. Doğru. Ama eksi 2 olacak pardon. 2 eksi 2x'miş. Eksi 2 olması için eksi 2a 4'ten a 2 çıkıyor. Evet, a 2 çıkıyor. A 2 buldum. Sonra şeylere bakalım, sabitlere. A kare var. A kare. Eksi 2a var şurada. Artı 5 eksi b var. Bunun da sabit terim olan 2 vermesi lazım. A 2 bulmuştuk zaten. Bunlar 4, 4 gidiyor bunlar. 5 eksi b2 ise b de 3 olur. Demek ki b3, a2 toplamda da mutlak değerleri 5 yapıyor ama bence mutlak değer koymasına gerek yok. Zaten eksi çıkma şansı yok. Biz burada a ile b birim dediği için pozitif aldık zaten. Neden böyle düşünmüş onu anlayamadım. Son bir soru o zaman. 2 dakikamız kalmış çünkü. Kalanları sonra bakarız. Siz de bakın tabii gelmeden önce. Şimdi demiş ki şekilde fx eşittir x kare fonksiyonun grafiği verilmişmiş. 7. ve 9. soruları 7, 8, 9'u buna göre yapacakmışız. 7 ve 9 mu? Ha pardon, 9. soruları. 7. ve 9. Neyse. Fx eşittir x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. 7. soru neymiş? X eksi 2'nin karesi fonksiyonun grafiği. Ne diyeceksin bunun için? Hocam söyleyeyim mi? Söyle abi. Eksi 2 dediği için x ekseninde 2 birim sağa gitmemiz gerekiyor. Doğru. Eksi olunca sağa gidecektik. Aynı grafiği. Zaten. Evet. X orada yukarıdaki grafikte orijinde. Yani 2 birim sağa götüreceğiz. B şık olması gerekiyor. Doğru bu. Grafiği alacağız. Çünkü x kare ile x eksi 2'nin karesini kıyaslayınca x'ten 2 çıkarılmış. Bakın dışından değil ama x'ten çıkarılmış. O yüzden eksi olunca sağa, artılınca solaydı. 2 birim sağa gideceğiz. O zaman devam edelim. Kısa sürdü zaten bu. 8. soruyu da gene buna bağlı yapacağız galiba. Çünkü orayı anladım. 8, 9. X artı 1'in karesini peki nasıl yapacağız? Hadi söyleyin biriniz. Hocam bu sefer x ekseninde bir birim sola gideceğiz. Sola artı olunca solaydı. Tepe noktası evet. Buradan 1'e mi geldi? Eksi 1 olacak. Evet. Eksi 1. Evet. Ondan son şıkkı da yapalım buna bağlı. Bitsin o zaman. X eksi 1'in karesi artı 2 nasıl yapacağız? Hemen bunu yapalım bitirelim. Hatta onda hocam bir birim sola x ekseninde. Söyle. X ekseninde bir birim sola. Sağ. Sağ. Tamam, sağ. Ben y ekseninde de 2 birim yukarıya. Bir birim sağa gidersek şu A şıkkı gibi olur değil mi önce bir kere? Onu, bu değil mi önce ötelersin? Evet. Bunu 2 birimde ne yapacağız sonra da? Yukarıya taşıyacağız. Yukarı. O zaman E mi oluyor? Evet hocam. Bu A şıkkı zaten şu kısım oluyor. 2 birim onu da yukarı ötelersek E şıkkı oluyor. Teşekkür ederim hepinize. Şimdi kalanlara bakın isterseniz gene yarın dersimize de devam ederiz ama siz de bakarsanız iyi olur. Bu şekilde daha var çünkü testlerimiz. Biraz daha oturdu sanki o zaman. Var mı sorusu olan?